Evet, dine kötülük yapmış oluruz. Kendimize kötülük yapmış oluruz. Bu aslında biraz bana yeni bir olguyla ilgili gibi geliyor. Bu aslında yani benim 80'li yıllarda mesela daha küçük yaşlardayken gözlediğim durumla şu andaki insanların tahammülsüzlük seviyeleri arasında bir fark olduğunu sanmıyorum. O dönemde de mesela kendisinden farklı bir fikirle karşılaşan, kendi mezhebinin, tarikatının... Ama o zaman bu kadar kitlesel değildi. Yani işte, gruplar vardı dediğiniz gibi. O gruplar arasında vardı ama din alanında yoktu. Yok, şunu, ben hocam şunu diyeceğim. Benim tahminim yani bunun oluş sebebi bir sosyolojik yeni bir durumdan kaynaklı. O da daha çok bizim... Ben iki tane unsura bağlıyorum temelde. Birisi özel televizyonun çıkması, ikincisi de internetin ortaya çıkması. Yani daha eskiden farklı fikirde olanlarla insanların yüzleşmesi zordu. Çok daha az olduğu için var olabilecek tahammülsüzlükler açığa çıkmıyordu. Ve din alanında da mesela bir tek TRT vardı, tek kanal yayın yapıyordu. O da genelde pek alternatifini duyurmayacak şekilde, yani pek etliye sütlüye karışmayan bir anlayış oluyordu. O şekilde bir fikirlere tahammülsüzlükler, diğer şeyler pek açığa çıkmıyordu. Belki sorunlar ortaya çıkmıyordu. Bunun tabii olumlu kısmı vardı, olumsuz kısmı vardı ama yani bana öyle geliyor ki bundan sonra işte hocamın ben endişelerin hepsine de katılıyorum. Ama ne diyeceğim yani bundan sonra bu nasıl çözülebilir diye düşününce yani bununla bir arada yaşamayı da öğrenmemiz, bununla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor farklı fikirlerle. Hocam orada herhalde yani bana göre önemli bir şey söyledi. Yani buradaki önemli sorunlardan biri ama açmadı orayı ben açayım. Yani tekvirleşiyorlar yani karşılıklı evet. Birbirlerini hani farklı fikir olacak ama farklı fikirle yüzleşmeye evvelden alışmadık. Eskisine nazaran çok daha fazla yüz yüze bu fikirlerle geliyoruz. Fakat eski o tekvirci anlayışta şimdi... yaklaşırsak ortaya çıkan durum çok eskiden adam eskiden seni kahve köyesinde 3 arkadaşa tekfir ediyordu. Şimdi sosyal medyada 100 bin kişinin üzerinden tekfir ettiği için evet. Birdenbire o etkiymiş gibi görünmeye başladı. Artık ne yapıp edip bizim yani böyle tekfirleşmeden İslami konuları tartışmanın ben Müslümanım diyene sen Müslüman değilsin deme hakkını kendimizde görmeyecek bir anlayışı geliştirmemiz lazım. Ama yapılabilecek şey şu. Senin delillerin ne? Sen diyorsun ki mesela işte geçenlerde bir tartışma çıktı. Kabir azabı yok. Birisi diyor ki kabir azabı var. Ben ya şu diyor kabiri ki, var diyebilirim ama tabii yani olabilir. Kabir azabı yoktur diyenin delilleri diyelim ki şudur. Ya sen var mı diyorsun? Sen de vardır diye delillerini koy veya sen yok diyorsan yok delillerini koy. İkisi de delil koyarsan ne olacak? O zaman zaten ikisi de deneyip görmek lazım. Yapacak şey şu. Üçüncü zaten sonuçta olay öyle oluyor. Herkes delilini ortaya koyacak. Üçüncü şahıslar veya olayı izleyenler hatta o tartışmanın tarafı olanlar da var olan delilleri değerlendirecekler. Kim gerçekten olayı zorluyor? Kim daha aklı başında izah yapıyor? Kim Kur'an'ın ayetlerine daha uygun bir izah yapıyor? Kimin delilleri gerçekten güçlü? Yani insanlar delilleri değerlendirip kabir azabı ama konusunda... Ama baktığınız zaman mesela bu IŞİD meselesinde de siyasallaşan İslamiyet'sinde de herkes bir delil sunuyor. Yani baktığınız zaman delilsiz yok yani. Ama hepsi aynı güçte değil. Mesela ben oradan şöyle bir örnek vereyim. Yani mesela bir tane çıkan televizyonlara yansıyan tartışmalardan bir tanesi. Mesela IŞİD'in yaptığı eylemlerden birisi namaz kılmayanların işte mürtet olup öldürülmesi gerektiğini ifade evet. Etmeleri. Ama şimdi bununla ilgili delillerini söylüyorlar. Bunlarla ilgili kaynaklarda belli kaynaklarda buna cevaz verilmiş, yapılsın denmiş. Fakat Kur'an'a gittiğimizde madem ki bu din en temel kaynağı Kur'an ve geri kalan kaynaklar Kur'an gibi güvenilir değil. Kur'an'a gittiğimizde Bakara suresinde işte dinde zorlama yoktur diye geçiyor. Gâşiye suresinde peygamberde sen onların üzerine bir zorba değilsin diye geçiyor. Kur'an'da defalarca namaz kılmak övülüyor. Bir tanesinde bile karşısındakine zorla namazı kıldırmak diye bir şey geçmiyor. Mürtet olduğu geçmiyor. Evet. Ama bunun delili bu. Karşı tarafın delili de belli kaynakta geçmesi. Bana göre Kur'an'ın hatırı ve Kur'an'ın güvenilirliği geri kalan kaynakların hepsinden daha fazla. Şimdi iki tarafında bir şeyler söylemesi, delil ortaya koyması bence herhangi bir konuda iki tarafın delillerinin de eşit değerde olduğunu gösteren bir şey değil. Ama tabii ki birileri namaz kılmayan mürtettir derse o zaman da bizim Türkiye'de birileri çıkan namaz kılmayan hayvandır diye de ortaya çıkmalarına. Hiç fark yok arasında zaten. Öbürü daha kötü, öbürü öldürülsün diyor. Hiç olmazsa öldürülsün değil mi? Hayvan diyor. Yani en çok yarın semer vuralım der. Ne diyecek yani? Daha fazla diyebileceği bir şey yok. Şimdi, öbür iddianın bir de fiili uygulamaya gidiyor yani kendi şeyi. O da kesebilir yani. Tabii orada kaçırdığımız bir nokta var.